Sayın İlçe Başkanım, değerli misafirler, değerli halkım, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi kısaca 5 sene öncesi ve bugünümüzü sizlere kısaca hatırlatmaya çalışacağım. 5 sene önce neydi? 5 senede ne yapıldı? Belediyemizin ablemi bile yoktu. 17 yılda belediyemizin logosu, ablemi bile yoktu. Meclisimizden geçilerek tüm yazışmalarımızda ve reklamlarımızda belediyemizin logosunu kullanmaya başladık. Belediyemizin tanıtımını yapacak yayın organı yoktu. Her yıl hem tanıtımı yapmak hem de çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere haber bülteni çıkartmaya başladık. Belediyemizin geleneksel olarak kutladığı bir etkinlik bile yoktu. Hidrelez kutlamalarımızı geleneksel hale getirdik. Ve Kültür Turizm Bakanlığı'ndan da katkı almaya başladık. Belediyemizin sezon açılışları yapılmamaktaydı. Her sezon açılışında kurban keserek, Kur'an okutarak sezon açılışı yapmaya başladık. Belediyemizde kutlu doğum haftası... Bilindiği üzere 30 Mart'ta pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri var. Bu nedenden dolayı buradayız. Bakın arkadaşlar, biz buraya size bizim yörenin diliyle konuşacağım. Çok böyle süslü, bizim AK Parti'nin şeyinde süslü laflar ederekten milleti ikna etme yöntemi yoktur. Yalan hiç yoktur. Ne yaptıysak onları size anlatmaya geldik. Yaptıklarımızla sizden tekrar vize almaya geldik, oy istemeye geldik. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya biz neye geldik? Tekrar oy istiyoruz. Kimin adı altında? AK Parti'nin il genel meclisi üyeleri olaraktan sizden oy istiyoruz. Şu an yerel seçimlerde Zonguldak'ta iddialı olan 3 tane parti var. Birincisi AK Parti, CHP ve MHP. Şimdi seçim neye yapılıyor? Seçim, adı üzerine seçim. Bir işi yapabilenle yapamayanı, becerebilenle becerebilemeyeni seçeceğiz. Bakın bu işin özeti bu. Bu iş, yani biz pazar günü toto falan oynamayacağız. Şans oyunu falan oynamayacağız. Size hizmet edenle edemeyeni sandıkta oylayacaksınız. Bakın bizim şahıslarla hiç... Bakın Burasıcığım, hakikaten bir şans. Gerçekten bir şans. Zonguldak'ın iki katı büyüklüğünde toprak, ayda gelen para 70 milyar lira, Zonguldak'a gelen para 3,5 trilyon lira İller Bankası'nda. Siz bu dar çevrede, bu zor coğrafyada, zor koşullarda hizmet yapacaksınız ve insanları memnun edeceksiniz. O parayla işçi maaşı zor ödeniyor. Hakikaten mucizeler yaratmış. Hepsi, Allah razı olsun Hüseyin Başkan. Teşekkür ederiz. Erman Pazarcı Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü bir insanlar konuşurlar sadece. Gelir dedikodu yapar. Kendi parasıyla mı yaptılar? Kendi parasıyla yapmasa, hiçbir şey yapmasa çivi çakma diyecekler. Adam gidiyor dilencilik yapıyor. Sağa sola gidiyor, yalvarıyor, bunu yapıyor. Memleket için hizmet yapıyor. Karşısında söyleyecek bir projeler olmayan bir adam diyor ki, çıkıyor kendi parasıyla mı yaptı? Sanki belediye babasının evi. Devletin verdiği, devletin parasıyla yapmış. Başka yerden önemli olan isteyebilmektir. Önemli olan onu getirebilmektir. Aciz insanlar şikayet eder. Aciz insanlar dedikodu yapar. Aciz insanlar karalar. Adam gibi çıkacaksın, ben bunu yapacağım diyeceksin. Adam yapmış, helal olsun. Ancak saygı duyulur. Hangi parti oy verir? Bugün çocuklarımız üniversite sınavına girdiler. Buradan da çocuklarımız Zonguldak'ta üniversite sınavına girdiler. Hepsine, bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Onları yetiştiren değerli öğretmenlerimize, velilerimize bu heyecanlarından, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu araba çalıştığı